Savunma konusunda yaptığımız haberlerin önemli bir kısmını insansız hava araçları oluşturuyor. Çünkü bu konuyla ilgili hem ülkemizde hem dünyada inanılmaz hızlı gelişmeler var. Bu videomuzda Hakan Kılıç'la beraber dünyada ve Türkiye'de ne tür gelişmeler var? Hangi teknolojiler yeni yeni gündeme giriyor? Ne tür konseptler ortaya çıkıyor? Bunları beraber konuşacağız. Dünyada tabii biz havacılık açısından bakıyoruz. İnsansız hava araçları diyoruz ama İHA'lar, denizde kullanılan insansız hava araçları, kara araçları dünyada konsept nereye gidiyor? Şimdi dünyada hani kara, deniz, hava 3 boyut. Ondan sonra uzay çıktı 4. boyut. Siber savaş çıktı 5. boyut. Bana göre bir de 6. boyut insansız sistemler. İnsansız sistem, Şimdi evet. bunların hem kara hem deniz hem su altı hepsinde çok ciddi gelişmeler var. Yani öyle bir noktaya gidiyor ki yarın öbür gün bir makalede yazmıştım. İşte çok gelişmiş bir ülke, gelişmekte olan bir ülkeye bir operasyon yaptığında insansız tiltrotor uçaklarla gelen içindeki robot savaşçılar oraya inecek. O sırada seyir füzeleriyle, işte elektronik karıştırma füzeleriyle bir harekat yapılacak. İnsansız kara araçları orada görev yapacak. Adamlar işlerini bitirip gidecekler. Daha henüz oraya destek kuvveti bile gitmemiş olacak. Bir de saldırıya, yani taarruza maruz kalan ülke araştırdığında ortada ceset yok, yaralı yok, konuşturacak adam da yok. Yani bana kim saldırdı belki onu bile anlayamayacağım. Bunlar belki hayal gibi geliyor ama birazdan sistemleri anlattığımızda aslında bunun hiçbir hayal olmadığını, yani Biraz bize Star Wars filmi yani anlatıyormuş, evet, senaryo gibi oluyor ama bilim kurgu gibi ama yani şu anda bile yapılmış. gerçeğe Buradaki tek istisna henüz yapay zekanın insansız, yani robot dediğimiz zaten insansız oluyor. Robotları savaştıracak durumda olmadığı. Şimdi savaşan robot var. Yani takla mı? atan robot Bilmediğimiz var. bir şey mi var ya? Bir de Hayır, ayrı. takla atan robot var. Yani takla atan bir robota piyade tüfeğiyle ateş etmek çok zor bir şey değil. Ama onu henüz güvenip de harekata salabilecek yapay zeka henüz o seviyede değil veya varsa da henüz biz görmedik yani. Dolayısıyla bir o ayrıntı kaldı. Yoksa onun haricinde bunları taşıyacak insansız sistemler, saldıracak insansız sistemler, tiltrotoru indirip kaldırıp götürecek, keşif yapacak. Yani bir tek sahada savaşacak adam. Bunların birazdan anlatacağız zaten. Bunların yükünü taşıyacak robotlar bile var. Evet. Peki dünyadaki bu konsept değişikleri yaşanırken ülkemizde durum nasıl? Çok böyle bir kısaca çok video yaptık bu konuyla ilgili. Şimdi Linklerini şöyle. de şeye koyacağım, açıklamalar içerisine koyacağım ama bir böyle bir son durumumuzu da anlatırsanız çok Evet, memnun şimdi olurum. İHA'larla ilgili ülkemizdeki İHA ve SİHA, yani silahlı insansız hava araçlarıyla alakalı çok yazılarımız falan var. O yüzden ben şimdi kısaca özetleyeyim. Şaşırmamak için de buradan tablolara bakacağım. Şimdi ne var Türkiye'de? Anka var. İnsansız hava aracı. TUSAŞ'ın yaptığı. Bayraktar'ın yaptığı TB2 var. Evet. Bunların hepsini Kuzey Suriye'deki harekatlarda kullandık. Daha sonra bunların bir üst modeli yapıldı. TUSAŞ Aksungur yaptı. Şimdi Aksungur'dan işte bunlardan çok çeşitli mühimmatlar. Teber 81, Teber Som. 82, UMTAS, işte HYGK, LGK, işte hatta Aksungur'dan sonobuoy denen denizaltıları tespit için sonar ne denir? Paraşütle atılan sonar sistemleri. İşte Akıncı yapıyor. Test uçuşları başladı Bayraktar. O büyük bir taarruzi İHA deniyor. Bunların hepsi Mali sınıfı. Bu üst sınıfı, Mali sınıfı. Onlardan hatta SOM seyir füze satılacak. Vesaire vesaire. Dolayısıyla hatta şimdi ne yapılıyor? Gökdağ ve Bozdağ'ın hava füzelerini de entegre etmeyi düşünüyorlar. Dolayısıyla ülkemizdeki insansız hava sistemlerini bu dört platform üzerinde düşünebiliriz. Bunların çok ayrıntısına girmeyelim. Ama ondan sonra ülkemizde bir de daha küçük, daha çok bilinmeyen insansız hava araçları var. Bunlardan ben kısaca bahsetmek istiyorum. Burada da göze çarpan sistem STM'nin Kargo, Alpago ve Togan'ı. Bunlar şimdi Kargo geçenlerde sürü drone şeklinde gösteri de yaptı. Evet. Biliyorsunuz 20 tane İHA drone beraber sürü drone formatında, yani swarm deniyor bunlara, bir formasyon olarak uçtu. Şimdi bu çok tehlikeli o bir boyuta getirdi olayı. Dünyada da böyle. Bizim açımızdan da ciddi bir güç oldu. Şimdi bunların içine mühimmat yüklendiğini düşünün. Hepsinin birden bir hedefe saldırdığını düşünün. Bu bir hava savunma bataryası olabilir, bir hava savunma radarı olabilir veya daha değişik bir komuta kontrol sistemi, bir de keşif amaçlı kullanılan düşünün. Ya da diyelim ki deniz üzerinde bir gemiye saldıracaklar, bir muhribe saldıracaklar. Yani bunları füzeyle vuramazsın. Uçak savarla da hangisini tutturacaksın? Dolayısıyla aslında sürü dronlar çok büyük tehdit.
Burada da dünyada bir örneği neydi? Mesela Perdix'ti. İlk onun da makalesini yazmıştık hatırlarsanız. Perdix Amerikan F-18 uçağından 100 küsür tane bırakılan şu kadar el kadar sürü drondu. Bunlar hedefin üzerine gidip daireler çizip hep birlikte saldırıyordu. Keşif amaçlı da yapılabiliyordu. Mesela bir el bombası kadar mühimmat da belki taşıyabilir. Dolayısıyla ülkemiz bu noktada bu sürü drone konumunda işte olayında bunu yakalamak için önemli bir adım atmış oldu. Evet. Şimdi sürü drone derken tabii şunu da ben izleyicilerimize anlatmak isterim. Örneğin 10 kişilik bir terörist grup var ve siz o terörist gruptaki lideri vurmak istiyorsunuz. Yüz tanıyarak veya 10 kişi arasındaki bir kişiyi de öldürebiliyorsunuz. Tam yerin geldi işte. Evet, tam evet. Onu yapacaksın şeyi anlatacaktım. Evet. Çok güzel oldu, geldi, denk geldi. Şimdi orada da bir şey, yeni bir şey bulundu mesela. Aziz Guard firmasının evet. Songar'ı. Evet. Şimdi Songar ne? Küçücük bir drone. Hani bu ticari amaçlı, hobi amaçlı droneların biraz daha büyüğü. Ama altında ne var? Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir şey var. Bir makine tüfek stabilizasyonu yapıldı. Evet. Yani Songar'ı gönderiyorsunuz. Diyelim ki başka İHA'larla dediğiniz keşif yapıldı. İşte 10 tane adamın içinde 7. sıradaki adamı vuracaksınız. Songar'ın altında bir makine tüfek var. Onunla tam isabetle vurabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Şimdi TÜBİTAK SAGE'nin TOGAN denen bir mühimmatı var. Havadan atılan havan mühimmatı. Evet. Normal bildiğimiz havadan evet. atılan şekli. Songar'ın altına bunu koydular. Songar mesela yüksekte normalde küçücük bir drone, hani füze, müze, roket, bomba taşıyamayacak bir drone ama şu kadarcık bir hava mühimmatını oradan tam hedefin üstüne istediği alçak irtifadan bırakabiliyor. Bu da ayrı bir gelişme. Şimdi kargo alp gibi TOGAN ve Songar'ı anlattıktan sonra ülkemizdeki işte kara ve deniz insansız hava araçları. Evet, onlardan da çünkü onlara çok gündeme şöyle bir şey rica edeceğim. İnsansız hava araçları gibi gelmiyor. Evet. Onları ilerleyen şeyde kara ve deniz araçlarına geldiğimizde devam edelim onlara. Tamam, peki. Evet. Peki. Şimdi tabii dünyadaki küçük İHA'ları, SİHA'ları anlattık. Bir de tabii Amerika yeni bir test gerçekleştirdi. Bunun da adını Gremlin adını verdiği çok ilginç bir insansız evet. hava araç sistemi. Meşhur animasyon filminden esinlendirilir. Evet, bu Gremlin filmleri var ya, bizim 1980'lerin 90'ların başında televizyonlarda sıkla serilerini seyrettiğimiz bir filmdi. Burada benim ilgimi çeken C-130'dan atıyor bunu. Evet. Birden fazla atıyor galiba. Evet. 20'li gruplar şeklinde atıyor. Görevi bitti. Pardon, 20 gruplar değil. Yani onun sayısını bilmiyoruz. Daha fazla da tabii. Birden fazla atıyor. Sürü drone da olabilir. Sürü olarak atıyor. Sonra görevini yapıyor bunlar. Balık tutar gibi kancayla bunları alıp tekrar C-130'un içine alıp göreve gidiyor. Şimdi nasıl bir konsept bu? Şimdi geçenlerde bir test yaptı. Bundan birkaç ay önce testi düştü. Başarısız oldu. Sonra bir daha test yaptılar zannediyorum o başarılı oldu. Şimdi bu çok ilginç. X-61A Gremlins bunun adı. 20 kere kullanabiliyorsunuz bunu. Normal içinde bir roket motoru olan bir İHA bu. Hı hı. Ama normal İHA'lardan yani bizim işte Aksungur, bu yukarıda saydığımız Alpago, Togan gibi dünyadaki bütün bu insansız hava araçlarından farkı karaya inip kalkamıyor. Evet. Ya tekerlek falan öyle bir şey yok. Havadan atıyorsunuz. Görevini yapıyor. Daha sonra C-130'un altında yine bir kanca var. Havada yakıt ikmal yapar gibi o kancaya takılıyor ve uçağın içine alınıyor. Evet. 20 kere kullanılıyor. 150 puanlık bir sensör kapasitesi var. Yani 150 puan ağırlığında çeşitli sensörler koyabiliyorsunuz. Bu şimdi düşmana elektronik taarruz yapabiliyor. İsterseniz evet. bunu saldırı amaçlı yani bir mühimmata da dönüştürebilirsiniz. Kısıtlı bir sayıda, kısıtlı bir oranda seyahat yani hava savunmasının bastırılması görevini de yapıyor. Şimdi Gremlins çok orijinal bir fikir. Şöyle yani düşmanı hava savunmasını bastırmak isteyeceksiniz. İşte antiradar füzesi gönderdiniz. Adam onu uçakla vurabilir. Evet. Uçaklarınız da vurabilir. Ama bunu çok önceden, çok daha geriden gönderiyorsunuz bunları. 20'si birden gidiyor. Diyelim ki bir hava savunma bataryasına taarruz ediyor. Bir de sağ kalanlar olunca gidip geri dönebiliyor. Veya sadece keşif amaçlı. Evet. Veya karıştırma amaçlı. Çok yüksek irtifadan bıraktığınızı düşünün. Ya dolayısıyla bu da çok orijinal, değişik bir teknoloji. Hani bugün zaten çok orijinal olan, yüksek teknoloji olan şeyleri anlatacağız. Bunlardan biri. Kısa kısa geçeceğiz. Çok tamam. fazla anlatacağımız evet, sistem var. Çünkü bir de radar karıştıran, MALT-J diye olarak adlandırılan bir başka sistem var. Bu ne işe yapıyor? Kim yapıyor bunu? Okuyucularımız bunu da hatırlayacaktır. Bununla ilgili de bir yazımız vardı. MALT-J, Amerikan Hava Kuvvetleri geçenlerde siparişini de verdi. Bu da radar karıştıran bir füze sistemi. Hı hı. Yani şey gibi tekrar içeri alınamıyor.
B-52'den, B-52'den veya diğer savaş uçaklarından bırakılıyor. 900 kilometre menzili var ama. Bu harbi abi, kocaman bir füze. Şöyle bir şey yapıyor. Bir gidip düşmanı, evet, elektronik karıştırma, parazit falan yayıyor ama aynı zamanda sanal bir filo veya bir filo algısı da oluşturabiliyor. Yani saldırı paketi burada, Malchie de burada. Malchie, diyeyim ki arada tabii büyük mesafe var. Buradaki kendisini, o saldırı paketini, kendi saldırı paketini simüle ederek, kopyalayarak düşmana onun kendisini öyle gösterebiliyor. Mesela 10 uçak belki. Evet. 10 tane F-16 buradaymış gibi gösterebiliyor. Diyorsun ki yerdeki radar Malchie'yi 10 tane F-16 gibi görüyor. Çünkü ama bu bir elektronik şey. Darbe aslında, başka yerden geliyor. Aslında darbe başka bir yerden. Dolayısıyla böyle bir özelliği var. Ve taarruz paketini saklama deniyor. Turbojet motoru var. Yani roket motoru dedim ama bildiğiniz turbojet motoru var. Böyle orijinal bir sistem. Evet. Dünyadaki diğer ilginç ne var şu an başka insansız hava aracı sistemlerimizden anlatacağımız? Şimdi V-247 var. Bunun da bununla ilgili de bir yazımızı hatırlayacaktır okuyucularımız. V-247 tilt rotorlu insansız hava aracı. Ama çok büyük. Bu V-22 Obstrey gibi o nakliye modeli biliyorsunuz. Yani insanlı, içinde bir sürü özel kuvvet operasyonu da taşıyabilir. Hatta tanker modeli de var. Ama V-247 insansız. Hellfire füzeleri, Maverick füzeleri, yani birçok tank savar füze de taşıyabiliyor. Fakat şu anda proje çok yüksek maliyetli olduğu için durdu. Ama ben şimdi buradaki konumuz bugün geleceğin insansız sistemleri, evet, ya. Evet. V-247 şöyle bir çığır açtı. Yani şimdi biz Aksungur, Akıncı gibi, işte Amerikan Predator gibi insansız sistemlere alışkınız. Ama gelip de dikey bir şekilde inip kalkabilen ve aynı zamanda bu uçak gemisinden kalkıyor. Hı hı. Altında da bir sürü roket ve füze olup gidip saldırıp tekrar uçak gemisine dikey inip kalkabilen bir sistem yok. V-247 bunun bir şeyi oldu. Öncüsü oldu. Bir de yukarıda aklımdaydı, atladık. Şimdi Amerikan ve Çin insansız hava araçlarını, bunları anlatmak çok uzun süreceği için bunların tablolarını videomuza koyacağız. Daha doğrusu resimlerini. Bu resimlerden şey yapabilirsiniz, tek tek bakabilirsiniz. Hatta ben isimlerini de yazdım. Bu ikisi dünyada insansız hava aracında en ileri olan iki ülke Amerika ve Çin olduğu için bunları da genel olarak şöyle bir özetledim. Hani bizimkinin yanında onlarda da ne var? Seyircilerimiz oradan görmüş olacaklar. Diğer ilginç bir şey de X-58A Valkyrie. Şimdi Valkyrie şöyle bir sistem. Bildiğimiz savaş uçağı. Bakın bu da ilk. Bu da çok orijinal. Biz bu çıktığında ha dedik de F-16, F-35'i falan, F-15'i kaldıracaklar. Bu savaşacak. Ama bu ileride yapay zekanın çok daha mesafe kat ettiği zaman olacak bir sistem. Şu anda Valkyrie ney? Turbofan motoru var. F-16 gibi. İnsansız bir sistem. Tamamen otonom uçuyor. Bakın uzaktan kumandalı bir FQ-16 veya FQ-4 gibi bir hedef drone, target drone falan değil. Otonom uçuyor. Yapay zekayla görevi F-35, F-16, F-15, F-22 gibi savaş uçaklarını düşman harekat sırasında düşmanlara karşı kendini yem yaparak korumak. Evet. Yani onlardan gelen hava füzelerinin önüne atlamak gibi bir şey düşünelim. Kendisi de aynı zamanda bomba ve füze atabilecek. Yani taarruz da yapabilecek. İleride A merkezde harp özelliği, daha doğrusu yapay zeka özelliği daha çok geliştiğinde F-35 kolunda bir sürü Walker olacak. Zaten F-35'i bizim pilotlarımız da demişti ya, iPad kullanmak gibi. Evet. F-35 aslında bir komuta kontrol uçağı. F-35'in içinde oturan adam, pilot, Walker filosunu yönetecek. Diyecek ki sen, sana hedef tahsis yapıyor çünkü F-35 biliyorsunuz. Bütün uçaklara da hedef tahsis, evet, yapabiliyor. Diyecek ki 1 numara sana şunu, 2 numara sana şunu, 3 numara sana şu hedef veriyorum. Onları yönlendirecek. Walker gidip orada, çünkü bu adam akıllı bir savaş uçağı yani. Evet. Ya kokpiti yok sadece. O da böyle bir sistem. Bu yönüyle çok orijinal. Ya şu anda dediğim gibi sadece düşman uçaklarıyla mücadelede ana muharip güçleri koruma amaçlı, ama ileride bu yönü de olacak. Diğer bir sistem de MQ-25 Stingray. Bu da insansız tanker uçak. Evet. Bunun testleri de yapıldı. Görüntülerini görüyorsunuz zaten. Videoları da açalım. Şimdi şöyle bir durum var. F-35 işte radarları, düşük radar görünürlüğü var. F-22 de öyle. Ama bunlar ihmal yapması lazım. Şimdi mesela B-2'deki en büyük sorun nedir? B-2'nin radar menzili ve yerine yapılacak B-21'in, ki makalelerde yazdık, Çin'e yetmiyor. Şimdi bunlar radar, düşük radar gönüllüyle Çin'e saldırmaya gittiklerinde Pasifik Okyanusu üzerinde ikmal yaptıklarında, koca KC-135 tanker uçakla buluştuklarında kendi yerlerini belli edecekler. Şu anda dev düşük görünürlüklü radar çalışmaları var. İşte MQ-25 Stingray bunun
F-35 ve F-22'ye olan uyarlanması. Yani F-35 kolu saldırıya gittiğinde, taarruz için harekata gittiğinde ikmal yapacağı zaman yine radarlara görünmeyen, yani stealth özellikli, düşük radar görünürlüklü, üzerinde REM boyayla boyalı bu MQ-25 ile ve insansız, riske de girmemek için ikmal yapacak ve menzilini uzatıp hedefi dalacaksa, yani deep strike dediğimiz olayı ondan sonra gerçekleştirecek. Dolayısıyla bu açıdan da bu da çok ilginç bir insansız sistem. Diğeri de son olarak MQ-8B Fire Scout. Bu da şey, bildiğimiz bu LCS gemilerine, işte helikopter havuzu çıkarma gemilerinde insansız helikopter. Bu normalde keşif amaçlıydı ama şimdi Hellfire füzeleri de takmışlar. Dolayısıyla silahlı keşif ve aynı zamanda bir taarruz platformu haline gelmiş oldu. Şimdi tabii stealth uçakları veya diğer sistemleri anlatırken tabii bir taraftan da dünyada farklı ülkelerin sistemleri var. Mesela Rusya Ohotnik Bey'i bunların görüntülerini paylaştılar. Evet. Keza benzer çalışmalar Çin'de de yapılıyor. Bu stealth İHA'ların tam görevleri ne? Yani şeyin savaş uçağının gerçekten yerini alacaklar mı? Nasıl durumumuz? Şimdi bütün bu insansız, biraz önce anlattığımız insansız sistemler, işte biri tanker, biri başka bir şey yapıyor, bir de bizdeki İHA'lar, bunlardan çok farklı bir konsept diyeyim de var. Bu da daha çok üçgen kanatlı, stealth olan, yani REM boyayla tasarım olarak düşük radar görünürlüklü, düşman uçaklarıyla savaşmaktan ziyade düşman derinliklerine görünmeden dalıp bombardıman yapabilecek kapasitedeki uçaklar. X-47B mesela Amerika'nın servise soktuğu bir uçak. Evet. Onun haricinde şuradan da bakarsam atlamadan söyleyeyim. Birçok ülkede çalışma var. Şimdi Amerika'nın başka RQ-180 var. Bu RQ-180 bunun keşif amaçlı olanı. Fransa birkaç ülkeyle beraber, Yunanistan da var bunda ki Yunanistan da bundan almış olacak. Neuron uçuruyor. Bu da, bunlar hepsi turbofan motorlu. Önde havaalanı gizlenmiş, arkada da nozlu çıkışı mümkün olunca gizlenmiş sistemler zaten şekilde de gözüküyor. Bunların muadilini Çin Swapsword yaptı. O da uçurmaya başladı. Ohotnik Bey Scott, bu avcı demek Rusya'da. Evet. Bunu da Ruslar yaptı. Ve Ruslar bunu Su-57 ile beraber uçurarak hatta bunun gösterisini de yaptı. Şöyle yaptı. A merkezli harp özelliğini F-35 gibi kullandık. Biz Ohotnik'i Su-57 ile beraber uçuracağız. Aynı F-35 biraz önce söylediğim Walker'daki gibi biz de bunu kullanacağız demek istedi. İngilizler Taranis'i uçuruyor. Bu da aynı konsept. Henüz Hindistan'ınkini uçuş aşamasında değil. Burada bir enteresan sistem daha var. Onu atladım. Onu müsaadenizle söyleyeceğim. Bu da Çin'in, bunun da makalesini hatırlayacaktır arkadaşlarımız. Çok alçak irtifadan uçan seyir füzesiyle İHA karışımı olan modeli. Bu çok enteresan bir model. O yüzden ben bunu özel bir yer ayırdım. Şimdi bu süpsonik, yani çok yüksek süpsonik hızda, yani ses altında biraz uçuyor. 1.6 metre mesafe, 1 veya 6 metre mesafeden uçuyor. Hatta 50 santim alçalabiliyor da. Bakın bu çok tehlikeli. Çok yüksek süratte, çok alçak irtifadan uçuyor. Maksimum 3 kilometre irtifaya çıkabiliyor belki ama deniz üzerinden 50 santimde uçuyor. Sıvı yakıtlı turbojet motoru var. Yani bir roket motoru gibi değil. 3000 kilogram ağırlığında ve 1000 kilogram faydalı yük var. Yani 1000 kilogram savaş başlığı ve 1,5 saat. Şimdi bunu düşünsenize, bir İHA çok alçaktan uçuyor, çok süratli ve 1000 kilo. Yani bunu 50 santimden uçuyor. Hangi radar görecek bunu? Yani bu aslında seyir füzesiyle İHA'nın bir karması ama hemen hemen en tehlikeli olanı. Henüz hiçbir fuarda rastlamadık. Demek ki daha test ortaya çıkmadı. Fakat bir yönüyle çok tehlikeli. Peki hava araçlarındaki yeni projeleri anlattık. İnsansız kara araçlarında ne tür gelişmeler var? Nereye gelindi? Artık hani robot askerleri görmeye başladık. Hoş tekme atıp düşürüp onun gibi evet, şeyler yaptılar şimdi, ama. Şimdi robotları çok dövüyorlar ya. Ben onunla ilgili olarak Twitter'da hep aynı espri yapıyorum. Bak bu robotları dövüyorsunuz. Bir de videosunu koyuyorsunuz. Gelecekte robotlar dünyaya yapay zeka hakim olduğunda siz bizim atalarımızda ne yapmışsınız deyip bu bize yolsu elektrik olarak geri dönecek. Şimdi Boston Dynamics'i herkes biliyordur, bu meşhur robotlarını ekranda da görüyorsunuz. Burada çok farklı robotlar yaptılar. Şimdi buradaki mesele, robotların aslında kabiliyetleri, teknik şeylerinde sorun yok. Mesele yapay zekanın olgunlaşması, artık tam bir istenen seviyeye gelmesi. O seviyeye geldikten sonra iş bitecek zaten.
Hatta dünyanın her tarafında yapay zeka tehlikeli mi, ne olacak, dünyanın insanlığın sonu mu? Yani yapay zeka kontrolden çıkarsa, çünkü yapay zekanın kendi başına şey yapması, yazılım yazması ihtimalinden bahsediyorlar, evet, ki evet. Bu çok tehlikeli. Dolayısıyla şimdi insansız kara araçları da hep bu yapay zeka üzerinden gidiyor. Ve burada mesela şaşırtıcı, en ilginç örnek DARPA'nın, işte bu DARPA Amerika'daki TÜBİTAK diyelim. BigDog'u. Bu BigDog'u yaptılar. Resimde de görüyorsunuz. Özel kuvvetleri, komandoları, işte SAT veya özel kuvvetleri arazide sızma yaptığında veya bir dağ tırmandığında mühimmatlarını taşısın diye bir robot. Çok da başarılı, çok iyi taşıyor. Ama proje iptal oldu. Sebebi şu. Şimdi bunu böyle normal piyadeye vermiyorlar. Yani normal deniz piyadesine veya piyadeye vermiyorlar. Özel kuvvetler için yapılmış pahalı bir sistem. Onlar da ne yapar? Genelde sızma yapar, özel operasyon yapar. Bu çok ses çıkarıyor. O yüzden. Çok ses çıkardığı için iptal etmişler. Çünkü özel harekatlarda onları tatmin etmemiş olacak. Ondan sonra birçok sistem var. Bunları çok kısa kısa geçeceğim. Burada görüldüğü gibi yaralı taşıyor. Mühimmat taşıyor. Birçok tekerlekli insansız kara aracı yapıldı değişik ülkelerden. Burada en dikkat çekeni ise, yine görüntüde şu anda ekranda görüyorsunuz, Rus Uran 9. Evet. Bu zırhlı bir muharebe aracı. Şimdi Ruslar bunda çok ciddi şov yaptı. Bunun üzerine hem tank savar hem MEMPES, omuzdan atılan uçak savar füzesi koydu. Bu ikisi olmaz zaten konsept olarak. Yani bazısı ya öyle kullanır ya böyle kullanır, ama burada şunu gösterdi. Biz her ikisini de bundan yapabiliyoruz. Ya ileride şunu yapacak. Mesela bir yerde bir hava savunma birliğinin içine bunlardan koyacak. İleri hatlara, üstlerinde bunların şeyler var. IGLA ve VEBRA, bildiğimiz Rus MEMPES'leri var ki bunlar çok iyi MEMPES'ler. Bunlardan konabiliyor. Bir de mesela Kornet'me anti-tank güdümlü füzesi var. Kornet de konabiliyor. 30 mm'lik bir top var üstünde. Dolayısıyla muharebe ortamına girdiğinde hem kendini koruyacak, hem tanklarla savaşacak, hem uçaklara füze fırlatacak. Bir üzerinde makineli top var. Bu konuda da Ruslar bayağı iddialı. Diğer bir sisteme geçecek olursak, bununla ilgili Türkiye'de de bir çalışma var. Evet, Türkiye'de neler yapıyoruz? Türkiye'de kara sistemiyle, biraz önce en başta sorduğun soru. Türkiye'de şu anda bir özel bir firmanın çalışması var. Oğuz Kağan Savunma'nın, Demirhan, Alpay ve Delio. Delio insansız kamikaze saldırı aracı. Diğerleri de görüntüde de gördüğünüz gibi insansız sistemler. Üstlerine makineli tüfek, yani insansız küçük, tanktan daha küçük bir kara aracı. Üzerine makineli tüfek sistemi yerleştirilebiliyor. Türkiye'deki şu andaki çalışma bu. Bir de insansız deniz araçlarını değerlendirelim. Epey böyle bir insansız bir konu oldu bu. Evet. Onları da çok hızlıca özetleyeyim. Şimdi insansız deniz sistemlerinde en dikkat çeken sistem Sea Hunter denen, yine DARPA'nın yaptığı insansız savaş gemisi. Bu savaş gemisinin amacı denizaltı harbi. Bu uçak gemisi görev gücüyle hareket edecek. Uçak gemisi görev gücünün önünde, arkasında, sağında, solunda neyse, onları denizaltılara karşı savaşacak. İçinde insan olmadığı için de yapay zekalı yine otonom hareket ediyor. Yani uzaktan kumandalı da kullanılabiliyor, ama aslında uzak konsepti uzaktan kumanda değil. Yani buna şunu diyor. Şu gördüğünüz şu vektördeki denizaltıların hepsi düşman. Bul, yok et. Veya dost düşman tanıma sistemi de mutlak içinde vardır. Kendi denizaltılarını da tanıyacaktır. İçinde denizaltı mühimmat, denizaltı harbi ile alakalı mühimmatlar yüklenecek. Uçak gemisi görev gücünü gerektiğinde kendini feda ederek bir muhribin girmeye cesaret edemediği yerde girip şey yapacak. Bu çok enteresan bir sistem diye bir savaş gemisi. Burada Rusların ilginç olan sistemi ise, bunu da yine Putin açıklamıştı. Nükleer güçlü torpido. Tabi bunun henüz ispatlanmadı. Henüz çok gün yüzüne de çıkmadı, ama bu konuda Ruslar iddialı. Fotoğrafları falan var. Bu sınırsız bir menzil. Aslında bu bir insansız denizaltı gibi. İnsansız denizaltı çalışmaları da var. Avrupa'da, Amerika'da ve Rusya'da, ama bu torpido daha değişik. Bu tam bir torpido. İçinde nükleer güçlü bir motor var olduğu söyleniyor. Dolayısıyla başlık olarak da nükleer başlık da takılabiliyor. Yani düşünsenize ne kadar tehlikeli bir sistem. Rusya'dan bırakıyorsunuz bir tane denizaltı. Okyanusta zaten koca denizaltıları bulmak çok çok zor bir şey. Ne kadar teknoloji ilerlese bile. Yani samanlıkta iğne aramaktan farksız. Denizaltılarla ilgili yazılarda arkadaşlar bunları zaten okudular. Bilenler zaten biliyor. Bu torpidoyu düşünsene, Rusya'dan kalkıp Amerikan kıyılarına kadar gidip bir Amerikan şehrinin kıyısında patlatacak. Bu yönüne çok tehlikeli. Diğer son bir sistem de Fransız Thales firmasının otonom sualtı aracı. Bu gördüğünüz araç da bir nevi yine bir torpido.
ama keşif yapabiliyor, mayın tarama yapıyor, mayınla mücadele yapabiliyor, mayın avı ve denizaltı harbi yapabiliyor. Şimdilik daha çok keşif gözetleme amaçlı. Bu da öne çıkan insansız deniz sistemlerinden. Türkiye'de ne var? Türkiye'de de bir hedef insansız deniz aracı var. Küçük bir tekne. Hava savunma gemilerdeki hava savunma eğitimleri için kullanılabiliyor. Başka sistemler için kullanılıyor. ASELSAN'ın yaptığı bomba imha robotları var. Küçük. Ama Türkiye'de şu anda büyük çapta bir insansız deniz aracı veya su altı aracı çalışması yok. Hakan Kılıç'la savunma videolarımız her hafta olduğu gibi devam edecek. Bizlere konu önerileri için lütfen yorumlara istediğiniz, duymak istediğiniz konuları yazın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve tabii ki kanalımıza abone olun.